22 Haziran'dan itibaren Antalya'ya gelen Rus turistlerin sayısının artmasıyla birlikte yaşanan hareketlilik Türkiye'nin risk ve yoğunluk haritasında Antalya'nın yer aldığı oranlarda artış yaşanmasına neden oldu. 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka oranında 32,96'ya yükselen Antalya'da da dış turizm hareketliliğinin etkilerinin yavaş yavaş görülmeye başlandığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, özellikle 1 Temmuz tarihinden sonra vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok dikkat etmelerinin önemli olduğunu vurgu yaptı. Antalya'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka oranını gösteren risk haritasındaki yeri 32,96'ya yükseldi. Alınan önlemler ve kapanmayla birlikte Antalya'da vaka oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştı ta ki geçen haftaya kadar. Hızla düşüşe geçen, ardından durağanlaşan ve şimdi de yeniden yükselmeye başlayan oranlar 1 Temmuz öncesinde vatandaşları tedirgin ederken, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür dış turizmin açılmasıyla birlikte yavaş yavaş etkilerinin görüldüğünü kaydetti. Hülür özellikle yurt dışına çıkan kişilerde virüs tespit edildiğini ve onların da karantina altına alındığını söyledi. Bu dış turizm hareketliliğinin yansımalarını aslında yavaş yavaş da görmeye başladık. Ama orada aşırı bir artış yok. İşte yurt dışına çıkanlarda tespit ediyoruz. Onları da karantina altına alıyoruz. 1 Temmuz'da kısıtlamaların tamamen kalkmasıyla vatandaşların daha çok maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Hülür, aşıların tamamlanması ve kurallara uyulması halinde virüsün büyük ölçüde önleneceğini kaydetti. 1 Temmuz'dan sonra tümüyle eski normal gibi davranırsak sıkıntı, yine maskemize, yine mesafemize, yine temizliğimize dikkat etmek son derece önemli. Yani o serbestleşen alanlarda ben buradan sizler vasıtasıyla tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yani lütfen maskeyi çıkarmadan o normalleşmiş hayatımızı yaşamaya devam edelim. Çünkü şu an için yine en önemli koruyucu maske ve aşımızı mutlaka olalım. Yani 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar şu anda aşılanması gerekiyor. Kısa sürede de bu tamamlanmış olacak Antalya için de, ülkemiz için de. Yani bir an önce aşımızı tamamlayalım. Dolayısıyla 1 Temmuz'dan sonraki normalleşmede bu iki temel esası unutmaz isek ve gereğini yaparsak buradan yukarı bir tırmanışın olacağını ben düşünmüyorum.